Nükleer santral nasıl çalışır? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nükleer santrallerin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nükleer enerji dünya genelinde elektrik üretiminin önemli bir kaynağıdır. Ve bu santrallerin nasıl çalıştığını anlamak enerji üretimi konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Hazırsanız nükleer santrallerin çalışma prensiplerini adım adım keşfetmeye başlayalım. Nükleer santraller nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren kompleks yapılar olup temel olarak iki ana bileşenden oluşur reaktör ve jeneratör. Bu santraller nükleer reaksiyonlar sayesinde büyük miktarda enerji üretir. Reaktör nükleer fisyon re reaksiyonlarını gerçekleştirdiği yerdir. Bu reaksiyonlar atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu büyük miktarda ısı enerjisi üretir. Jeneratör reaktörde üretilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren cihazdır. Nükleer reaktörde enerji üretim süreci 3 ana aşamada gerçekleşir. Reaktörde bulunan nükleer yakıt çubukları uranyum ve platinyum gibi radyoaktif elementlerden yapılmıştır. Bu elementler nötronlar ile bombardıman edildiğinde fisyon reaksiyonu gerçekleşir. Bu reaksiyon büyük miktarda ısı enerjisi açığa çıkarır. Reaktördeki fisyon sürecini kontrol etmek için kontrol çubukları kullanılır. Bu çubuklar reaktördeki nötron miktarını düzenleyerek fisyon hızını kontrol eder. Bu sayede enerji üretimi denetlenir ve güvenli bir seviyede tutulur. Fisyon reaksiyonu sırasında ortaya çıkan ısı soğutma sıvıları tarafından emilir. Bu sıvılar genellikle su veya özel sıvılardır ve ısıyı reaktörden alarak buharlaştırır. Isı enerjisi buharlaşma sürecine katkıda bulunur. Soğutma sıvısı sıvısınınla buharlaşır ve buhar haline gelir. Bu buhar yüksek basınç altında santralin buhar türbinlerine yönlendirilir. Buhar türbinleri buharın kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Türbinler dönerken bu dönüş hareketi jeneratörü hareketlendirir ve elektrik üretir. Kullanılan buhar türbinlerden çıktıktan sonra soğutma sistemine yönlendirilir ve sıvı hale dönüştürülür. Bu sıvı tekrar ısıtılmak üzere renktöre geri döner ve döngü devam eder. Nükleer santrallerde güvenlik önlemleri kritik öneme sahiptir. Nükleer santraller çeşitli güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Bu sistemler radyoaktif yayılmayı önlemek ve acil durumlarda reaktörü kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır. Santral çalışanlar düzenli olarak eğitilir ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu eğitim olası bir acil durumda hızlı ve etkili bir müdahaleyi sağlar. Santraller çevresel etkiyi minimumda tutmak için çeşitli kontrol ve izleme sistemlerine sahiptir. Radyoaktif sızıntıları izlemek ve çevreyi korumak amacıyla sürekli denetimler yapılır. Nükleer santralin avantajları ve dezavantajları şunlardır. Nükleer enerji büyük miktarda enerji üretebilir ve düşük karbon emisyonu emisyonuna sahiptir. Ayrıca enerji verimleri yüksek olan nükleer santraller sürekli ve güvenilir enerji kaynağı sağlar. Nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi yüksek maliyetli olabilir. Ayrıca radyoaktif atıkların yönetimi ve güvenliği uzun vadeli bir sorun olarak değerlendirilir. Nükleer santraller enerji üretimi için karmaşıcık ancak etkili bir sistemdir. Fisyon reaksiyonları buhar üretimi ve elektrik enerjisi üretimi süreçlerinin her biri dikkatli yönetilir. Güvenlik önlemleri ve çevresel kontroller santrallerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nükleer enerji ve santraller hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha fazla içerik görmek ve bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalımıza iyi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.